bakıyorsun lan? Erol'u arasana. Hemen ararım abi. Ne var, ne oluyor? Abi, Sermet abi polis aldı. Tamam. Bakacağım ben, kapat. Alo. Erol ben. Sermet'i içeri almışlar. Mert Atacan'ın öldürülmesiyle ilgili Atıf Birsel'in tanıklığı ve verdiği dosyalar üzerine savcılık tutuklama kararı çıkardı. Seni de alacaklar savcılığa başvurup. Dosyalarda adın geçiyor. Ben gerekeni yapacağım. Dikkatli olun. Hamdi, düğmeye basıyoruz. Atıf Birsel'le ilgili düğmeye basıyoruz. Seni pisliklerden uzak durman konusunda kaç kere uyardım ben? Ha? Bak, senin yüzünden gencecik bir çocuk hayatını kaybetti. Mutlu musun? Seni kim koruyacak bu saatten sonra? Kimsenin korumasına gerek yok. Polis hepsini içeri al. Prosedürler yerine gelince Erol'u da içeri alacaklar. Kimden korkmam gerekiyor? Senden mi? Tehdit mi ediyorsun beni? Narin görüyorsun, şahitsin. Fırat Kazan beni bayağı ayaküstü tehdit ediyor. Atıf saçmalama. Yorgunluktan iyice saçmalamaya başladın artık. Hadi. Ne oldu? Ne olacak? Hı? Bu akla evveli arkadaşımız Sermet'le Ali'yi içeri aldırmış. Daha devamı var. Yakında Erol da alırlar içeri. Hı. Bir bakalım. İki saat sonra içeriden çıkacaklar. Ve senin beynine sıkacaklar. Senin bundan haberin bile yok. Gerçi senin dünyadan bile haberin yok ya. Polise teslim ettiğim delillerle o biraz zor. Görelim bakalım. Bir dakika, bir dakika. Bir durun ya. Şimdi Sermet Bey'i içeri mi aldılar? Bu senin cinayet davasıyla ilgili mi? Sadece cinayet olsa. Adam kaçırma, kara para aklama, ihaleye fesat karıştırma. Bayağı çete bu adamla. Mert diye bir gazeteci arkadaşım da durumu araştırıyordu. Ne oldu? Tak bu sabah otelde cesedini buldular. Ne sonuç çıkartıyorsun? Ben de çıkartıyorum, biliyor musun? Sıranın sende oldu. Ben Sermet Bey'in masum bir insanın katline karıştığına inanmıyorum. Hatta eminim. Allah Allah. Nereden eminsin sen o kadar bakayım? Anlatsana bana, ben de bileyim. Ya bırakın, alsınlar içeri, rahatlayalım. Yemek memek yiyelim ya. Yok mu yemek bir şey? Nereye gidiyor bu? Bırak bırak. Gitsin. Can mevzusuyla ilgili canı sık. Biraz hava alsın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Can bayağı hatırlamıyor. Şadi ile bir şey oldu mu olmadı mı? Siz erkekler yok musunuz? İki kadeh içince. Ne oluyormuş iki kadeh içince? Açtırma benim ağzımı şimdi. Deniz Hanım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Deniz Hanım, niye zahmet ettiniz? Buyurun. Ben avukatım, unuttunuz mu? Evet, sağ olun. Da yani benim dışarıda bir dolu avukatım var zaten. Ben bu cinayette bir ilginiz olmadığına eminim. Ben de eminim. Ama polis arkadaşlar öyle düşünmüyorlar. Sağ olsun. Sizin yakın dostunuz Atıf Bey. Buraya geldiğinizi biliyorlar mı? Kimsenin haberi yok. Yani gerçekten buraya düşmek değil ama sizin buraya gelmeniz beni şaşırttı. Kusura bakmayın. Ben
Bir anda kendimi burada buldum. Yani ayaklarım beni buraya getirdi. Bir şey yapabilir miyim diye. Bakabildiniz mi bari dosyaya? Evet. Bir şey çıkmaz. Mahkeme sabah sizi serbest bırakır. O saatte nerede olduğunuz belli. Aleyhinize tanık yok. Atıfın sadece bir varsayım. O yüzden endişe edecek bir şey yok. Çıkacaksınız yani. Ama ben yine de o avukat ordunuzun içinde yer almak isterim. Çünkü kimse benim kadar azimli ve hırslı olamaz bu konuda. Sakıncası yoksa sorabilir miyim? Neden Deniz Hanım? Çünkü ben haksızlığa gelemem. İlginiz için gerçekten minnettarım. Yalnız benim yüzümden arkadaşlarınızla aranız bozulmasın. Benim de sizden bir ricam var. Beni burada tutamazlar. Hani olur da tutarlarsa Galina'ya sahip çıkar mısın? Anasına güvenmiyorum da. Tabii ki çıkarım. Ama siz yarın sabah evinize gitmiş olacaksınız. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Tamam. Acayip bir ziyaretti ama gördüm hiç olmazsa canım, iyiydi, panik yok. Tamam. Bir nezaket ziyaretiydi. Ha. Gözaltına alınan adama nezaket ziyareti, o da yedi. Yemez sevmesin beni. Ne var? Ben giderim böyle herkese gözaltına alınınca. Severim yani moral vermeyi. Tamam, ben susuyorum bir zaman. Ağzından falan kaçırır mı acaba narinlere buraya geldiğini? Efendim Narin? Deniz, neredesin ya? Hadi hazır makarna soğuyacak. Ne yaptın, yürüyüşe mi çıktın? Yok yok be, yürüyüşe falan çıkmadım. Eve gidiyorum ben, yoldayım. Evet, uykum var, eve gideceğim. Tamam hadi, size afiyet olsun. Efendim? Sermet Bey serbest mi bırakıldı? Özellikle bana söylemenizi istedi. Teşekkürler. Olay son iş yaptığımız gruptan patlıyor. Aralarında bir gazeteci var. Bazı kayıtlar alıyor toplantıda. Atıf Birsel tezgahlıyor işi. Abuk subuk da konuşuyor polisle. Allah'tan erken davrandık da kayıt falan bırakmadım polisin elinde. Polis tutanakları da değişti. Ya abi gitmeyecektik o yazlığa ya. O çocuğa öyle şey etmeyecektik, herif bize kafayı taktı ya. Aylar boyu uğraşacak şimdi bizden ya. Bir şey olmaz değil mi Erol abi? Olmaz. Yani işi bu ayarda tutarsak olmaz ama... Abi. Siz bu Atıf Birsel'le oturun, bir anlaşın. Barışalım. Bu mevzu kapansın, uzamasın daha fazla. O grupla aramı bozmak istemiyorum. Bir de babaya söz verdik. Bitti artık bu işler. Emekli oluyorsun yani. Herkes baksın dalgasına. Bu saatten sonra sıkıntı. Bunları ayrıntılı konuşmak lazım. Şimdi yorgunsun. Ali, şu ileride bir yerde bir çiçekçinin önünde durun. Yengeye mi abi? Halamı alacağım. Oldu mu?
Deniz Hanım, bu size gelmiş. Teşekkürler. Ziyaretiniz olmasaydı dün gece sabahı bu kadar kolay bulamazdım. Dostluğunuz çok kıymetli hanımefendi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.